Merhaba arkadaşlar, Umut arkadaşımız CBR 1000 RR için bir kombin istedi benden. En iyilerini sunmaya çalışacağım Umut. Arai Rebel Command kapalı kaskı sunuyorum sana. Kilit mekanizması var, ön havalandırma kanalları gerçekten çok iyi yapılmış. Üst havalandırma kanalları var, arka hava çıkış kanalları var. Gerçekten elle idare edilebilir kanallar. Bu 1560 gramlık bir kask, artı 50 eksi 50 olarak oynuyor. Gerçekten çok iyi bir dış kabuğa sahip, trikompozit bir yapıya sahip. Hemen vizörünün üstünde elle idare edilebilen tekrar hava kanalları var. Dediğim gibi şurada kilit mekanizması var. Daha sonra kademeli açılan bir cam var. Küçük bir burun pedi var. Alt bir çene pedi var. İç havalandırma kanalları var. Özellikle şu kısımlarında ve kaskın iç kısımlarında aldığı havayı gerçekten çok iyi dağıtabilen bir kask. Tabii ki Double D bir bağlantıyla geliyor. İç pedleri gerçekten çok iyi. Rüzgar testlerinden de çok iyi geçmiş bir kask. Aynı zamanda baş sarsıntılarını engellemek için şu kısımlarında ek yerleri var. Sarsılmayı, sallanmayı engellemek için spor sürüşlere özel yapılmış bir kask. Pin lock bağlamak için de şu kısımlarında pin yerleri var. Şimdi üstündeki mont Racing D1 diye geçiyor. Bunun daha önceden Pello modelini tanıtmıştım. Bileklerinde cırt cırtları var. Tamamen deri yapılmış. Kolları fermuarla açılıyor. Şurada bir çıt çıtı var, boynunda bir çıt çıtı var. Aynı zamanda özel dış desteklere sahip. Özellikle şu dirsek yeri korumaları neredeyse şu kısma kadar geliyor. Yani hani bütün kol kemiğinizi neredeyse bileğe kadar koruyacak şekilde yapılmış. Tabii aldığınız eldiven de çok önemli. Diyelim işte hani yazlık model aldığınız zaman koruması ona göre olacaktır. Mesela buna yazlık olarak önerim Revit'in 4-2 diye bir modeli. Bu yazlık bir model. Kışlık modelde Revit Kryptonite alabilirsin. Onun linkini ekleyeceğim. Bunun özel korumalara sahip olduğu zaten görünüyor. Hem işte yumruk yerlerinde hem iç şu bilek kısımlarında gerçekten özel korumalara sahip. İç tarafı deri, dış tarafı deri. Bir kısmında kumaş kullanılmış ama hani gaz hassasiyeti için her yerinde şöyle körük mekanizmaları var. Bu alınabilir ama dediğim gibi bu yazlık Revit Kryptonite ise kışlık bir model. Revit Kryptonite'da daha önceden tanıtmıştım. Onu tekrar gösteririm. Bunun çarpma yerleri özellikle hani bilek çarpma yerleri yeni nesil korumalara sahip. Revit Kryptonite'da buydu. Revit Kryptonite'da hani kışlık bir şey almak istiyorsan bunu alabilirsin. Bunun da hani körük mekanizmaları, eklem veri koruması, yumruk koruması, bilek koruması, iç tarafında özel derisiyle, yüksek bilekli ve elastik bilekli olmasıyla gerçekten iyi. Altına nasıl bir kot alacağın veya işte deri mi alacağın ya da farklı bir şey mi alacağına sen tamamen karar verebilirsin. Deri pantolon şu anda bizde yok ama onun yerine Tech90 City veya Pirate alabilirsin. Yazın kullanmak içindir veya baharda kullanmak içindir. Kış kullanımı için deri pantolon örneklerini yan tarafına eklerim fakat şu anda elimizde yok. Onları getirtmemiz gerekiyor eğer sipariş edersen sitemizde. Birkaç tane linkini vereceğim. Eğer linkleri varsa veya işte stokta değil de işte ithalatçıda kalmışsa sana linklerini vereceğim. Umarım yardımcı olmuştur. CBR binalara göre işte uygun örnekler vermeye çalıştım. Elimizde tulum olmadığı için tulum örnekleri veremiyorum. Eğer tulum gelirse onları da giyip tanıtacağım. İyi sürüşler.